Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Monster'ın katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde benim koşma simülasyonu olarak isimlendirdiğim PUBG'yi beraber deneyimleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda PUBG'ye girdik. Öncelikli olarak sistem gereksinimlerimize bir bakalım. Yani oyunu hangi ayarlarda açmışız ona bir bakalım dilerseniz. Şuradan ayarlarımıza girelim. Bakalım bilgisayarımızı. Neydi? Açmış bir görelim. Gördüğünüz gibi yüksekte açmışız her şeyi. Çözünürlük sonda. Geri devam et diyelim ve bir oyuna başlayalım sizlerle birlikte. PUBG bana göre arkadaşlar biraz koşma simülasyonu diyebilirim. Çünkü oyunda paso koşuyoruz yani. En azından oyunun genel bir bölümü koşma üzerine kurulu. Bunda genel itibariyle oyuncular loot falan yapıyorlar. Bu arada hala eşleştirme yapamaz. Yani loot yapmak önemli. Bunun içinde çeşitli stratejiler var. Bazı takımlar işte çok böyle nadir köşelere gidiyor. Hani böyle oyuncuların gitmedikleri yerlere gidiyorlar. Oradan bir araba buluyorlar ve buldukları arabayla direkt olarak ne yapıyorlar? Daralan bölgeye gidiyorlar. Yani loot için belirli mevzileri kontrol ediyorlar. Bu arada hala eşleştirme bulamadı. Biraz daha hızlı bulsa güzel olur aslında. O arada biz de biraz daha oyundan bahsedelim. PUBG ülkemizde gayet oynanan bir oyun. Ücretli olmasına rağmen ki şu anda 89 lira falan da Steam'de yanılmıyorsam. Gayet böyle talep gören bir yapım. Oyun içinde çeşitli özelleştirmeler var. Çeşitli satın almalar var. Ayrıca Steam dükkanlarından da satın alabiliyorsunuz. Bunu da sizlerle bir kez daha paylaşalım. En sonunda bizi bir oyuna attı. Şimdi ben şöyle bir strateji yapacağım arkadaşlar. Uzak bir köşeye gideceğim. Bunu herkes tek. Orada biraz loot yapacağım. Loot yaptıktan sonra da artık kafamıza göre bir yere gideceğiz. Bakalım. Evet. Grafikleri görüyorsunuz. Gayet güzel. Donma yok, takılma yok. Ben FPS modunda oynuyorum. Bazıları TPS modunda oynuyor ama ben FPS'te biraz daha iyi olduğu düşüncesindeyim. Biraz daha mouse'umuzu hızlandırırsak iyi mi olur? İyi olur. Bu arada şunu da sizlere belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu oyunda biliyorsunuz kadın figürler var, erkek figürler var. Şu kadın figürleri seçmelerinin genel nedeni oyuncuların kadın olması değil. Burada kadın seçiyorlar ki uzaktan şu body ratio yani gövde oranı daha düşük olduğu için kadın karakterlerin vurulması daha zor oluyor. Uzaktan erkek daha kalıplı olduğu için erkeği vurmaları daha kolay fakat kadını vurmaları biraz daha zor. O yüzden de genel itibariyle erkek oyuncularda kadın vücut tipini seçiyorlar. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Hatta çok iyi oynayan, bu oyunu gerçek derecede iyi oynayan arkadaşlarım var benim. Onlar da hep karakterleri kadınlar üzerine kurulu. Onlara sordum neden kadın karakterleri seçiyorsunuz diye. Onlar da aynı şekilde vücut oranı için kadın karakterleri seçtiklerini söylediler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Birazdan uçağımıza bineceğiz ve atlayışımızı gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah bu kadar bekledikten sonra ilk dakikalarda ölenlerden biri olmayız. Bu arada PUBG ile ilgili bazı videoları izledim. O videolarda çok değişik taktikler var gerçekten. Bir taktik adamın biri şey yapıyor. Saklanıyor. Full saklanıyor ama. Yani böyle oyunun başında bir saklanmaya başlıyor. Son 10 kişi kalana kadar adam dahi görmeden saklanıyor. Son 10 kişi kaldığında bile işte mücadeleye falan giriyor. Ve oyunda birinci olmayı başarıyor bir şekilde. Yani bu tarz taktikler de var. Bir kill alarak birinci olan da var. Adam iki kişi kalıyorlar. Son kalanı alıyor bir şekilde. Ve birinci oluyor. Yani dolayısıyla işte ilk olarak hemen çatışmaya gireyim falan gibisinden düşüncelere kapılmamak gerekiyor. Tabii böyle test canlı olanlar biraz daha böyle kapışmaya gireyim. Hemen bir silahlı mücadele olsun falan filan kapısından atlayalım. Şu tarafa mı atlasak? Atlayalım ya. Diğerleri de atlamıştır zaten. Şöyle bir süzülelim şu tarafa doğru. Buralarda çatışma yoğun olur gerçi biraz ama. Şu tarafa doğru gidelim biraz ya da. Biliyorsunuz şöyle yaptığı zaman arkadaşlar süzülüyor. Şöyle gidelim biraz daha. Şurası iyidir. Paraşüt açtığınızda da CTRL'ye basmanız lazım süzülmesi için. Bunu da dipnot olarak sizlerle paylaşalım. Zaten PUBG oynayanların çoğu biliyordur bunu ama yine de biz öyle paylaşalım dedik. Şuraya inersem şuraya bir kişi indi. O bizim için potansiyel bir tehlike şu anda.
Hemencecik şuraya inip silah toplarsak belki bir şansımız olur. Biraz uzağa indik. Oraya bir kişi daha indi bu arada. Orada bir çatışmalar olabilir birazdan. 92 kaldı şimdiden. Evet. Bakalım bir şeyler bulabileceğiz mi? Bandaj. Yani çok hemen kask. Şarjör. Ama istediğim bunlar değil. Yani evet. Yakından. Yakın mesafede kaç? 3. Seviye 3 yelek. Çanta mıydı yoksa ya? Tam göremedim. Yok. Yelek 3. Seviye 3 bulduk. Şuradan bir tane ağrı kesicimizi alalım. Çaktırmadan şöyle gidelim. Evet. Şuraya girelim. Yani bu silahla benim yakından şansım olur. Zaten uzaktan bir şansım olmaz. Dolayısıyla gelecek olanları da içeri çekmem lazım. Yoksa fena bir şekilde polis seviye 2 gerek yok. Ağrı kesici alalım. Şuraya bir bakalım. Ne var ne yok. Evet, bir adet taramalı tüfek. Mini 14. Tutam ağacımızı alalım. Burada dursun yanımızda. Şunun da mermisine bir bakalım. Evet, içeride bunun olmamız daha sağlıklı olur. Şu kapıyı da kapatalım ki gelirlerse en azından duyma şansımız olsun. Burada bir dürbünü var. Bunun dürbünü alsın ya. Yani şarjörümüzü de takalım. Evet arkadaşlar, şimdi buralarda bir şey yoktu zaten de. Evet tamam. Üst katı var mı buranın? Bakalım bir üst katımız var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Yoksa ne varmış varmış. Üst kata bir çıkalım. Bakalım. Çanta. Çanta çanta. Çanta çanta bulalım. Aslında bu kadar loot yeterli. Bence. Yani sonuçta çok fazla öyle bir mücadeleye girmeyeceğiz. Bunu sizlerle paylaşayım. Evet. Bakalım burada da bir şey yok. Şuradan bir bakalım. Gerçekten bu oyunu muazzam oynayanlar var. Birazdan koşmaya başlayacağız bu arada. Gerçi çantada yer yoktu. Dikkat, kırmızı alan başladı. Başlasın, sıkıntı değil. Araç yok buralarda herhalde. Neyse bakalım bir koşalım. Koşma simülasyonumuza başlayalım artık yavaş yavaş. Biraz koşalım, koşalım, koşalım. Orada şu günlerde evde canınız sıkılıyorsa bir bakın bu oyuna da arkadaşlar. Hani almak ya da almamak. Gerçi PUBG ile ilgili internette milyon tane video var. Onu da belirtmek gerekiyor ama benim gibi böyle çok fazla oynamadıysanız ilk oynadığınızda böyle bir tecrübe ediniyorsunuz diyebiliriz. Şu anda koşuyoruz. Koşma simülasyonu. İşte ben oyuna bu yüzden koşma simülasyonu diyorum. Ya genellikle ben Half-Life'ın böyle oyun olduğu zamanlarda internet kafelerde arkadaşlarla oynardık. Orada sürekli bir aksiyon vardı. Crossfire oynardık tabii. Şimdi de internetten yine girip oynuyorum arada. Daha zevkliydi arkadaşlar, açık söylemek gerekirse. Şu anda ben bundan çok büyük bir zevk almıyorum yani böyle kırlarda bahçelerde koşturmaktan. Ama tabii oyun deneyimleri değişiyor. Yeni nesil bundan zevk alıyor. Yani özellikle okullarda bu PUBG Mobile'i oynayan zibilyon tane çocuk var, bunları biliyorum, tanıklık ediyorum onlara. Takım kuruyorlar aralarında, gayet güzel zevkle eğleniyorlar. Lakin bilgisayarda onu oynamak söz konusu olduğunda takım olmayınca çok keyifli olmuyor. Biz arkadaşlarla falan oynuyorduk arada. Bu arada kırmızı alana girmemek lazım. Neden? Çünkü bomba yağıyor. Arkadaşlarla falan oynuyorduk arada. O da zevkli oluyordu. Biliyorsunuz bu mesajlaşma diyorum, konuşma sohbet programları var işte, Discord gibi. Discord'dan giriyorduk, gerçekten keyifli olabiliyordu. Gerçi öyle çok fazla bir mücadele olmuyor bu oyunda. Dediğim gibi Counter gibi hani oynayalım baştan bir daha round falan. Öyle çok fazla bir mücadele söz konusu olmuyor. Neden? Çünkü sürekli koşuyoruz. Yani çok öyle aman aman bir şey değil. Şu anda
Hiçbir şey yok. Tarlalarda koşmaya devam. Koş 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 koş. Aha bombalar düşüyor. Bombalar yavarıdı. Bir bomba da kafamıza düşer mi acaba? Düşebilir, neden olmasın? Evet, 5 saniye içinde daralma başlayacak. Daralıyor. Bizi yaralar o. Daralma yakalar da bir şey olmaz. Araba bulsaydık iyi olurdu ama bulamadık, yapacak bir şey yok. Hadi koşalım. Silahımızı da bırakalım hızlı koşmak için. Şuralarda birileri var mıdır acaba? Olabilir. Olmayabilir. Görünürde yok. O zaman koşmaya devam. Koş 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 koş. Şimdi bazıları bekliyor mesela. Bu alan daraldıktan sonra araçlarını atlıyorlar, gidiyorlar. Buralarda size pusu kuruyorlar. Ya zaten bu oyunda pusu kültürü çok fazla var. Adamlar mesela evin içine giriyorlar. Çıt çıkarmıyorlar. Çıt yok evde. Gidiyorsun. Tak birisi indiriyor. Bak şu anda mesela sadece koşarak ilk 58'e girdik yani. İlk 50'ye doğru eminim adamlarla gidiyoruz. Yalnız ne koştuk arkadaş ya. Vallahi billahi. İşte bu koşma simülasyonu. Bir de bunun daha şeyi var. Yapı simülasyonu. O Fortnite. Onu da evde yapıyoruz. Burada sadece koşuyoruz arkadaşlar. Şey mantığı güzel. Yani tamam, açlık oyunlarındaki gibi bir adaya atıyorlar seni. Hayatta kalmaya çalışıyorsun vesaire vesaire. Aha. Aha. Ben düştük. Yani bu güzel bir mantık ama harita aşırı büyük. Aşırı büyük olduğu için de yani çok büyük. Yani kimseyle karşılaşamadan ilk karşılaştığın kişi de seni vuruyor. Öyle kalıyorsun yani. Olmuyor. Eşit mesafedeyim gaz bulutuyla. Ama sıkıntı yok. En azından şimdilik. Haydi yürü 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 yürü. Run. Run 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 run. 49. İlk 50'ye girdik. Tiş. Şurada bir araba mı gördüm? Traktör gerçi o. Birileri olabilir. İşte eve girmeden bilemiyoruz. Birileri var mı yok mu? Ses çıkarmıyorlar. Arkadaş ne koştuk ya. Hadi koşalım biraz da böyle koşalım. Silahımızı kaldırıp koşalım biraz da. Yemin ediyorum. Olimpiyat oyunu olsa bu kadar koşmayız ya. Tık 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 tık. Aha uçak mı o? Kargo uçağı mı o? Müthiş bir tecrübe. Haftaya arkadaşlar Call of Duty Warzone'u oynayacağız inşallah. O da bu kadar şey değil. Onu birkaç kere deneyimledik. Aksiyon biraz daha yüksek. Onu oynamayı planlıyorum. Planlarım arasında var yani. Eğer temin edebilirsek Resident Evil Remake, Resident Evil 3 Remake'i de oynayabiliriz. Bakacağız. Yani deneyimlemeye devam edeceğiz. Ama bu hafta bu PUBG'ye bir bakalım 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 diyorduk. Ne zamandır kısmet olmuyordu. Evet, şu anda gaz bulutu bizi yakalamak üzere, birazdan gelecek ve ardımızda İçimizden geçti, evet. Şu anda ölmeye başladık.
Çok büyük bir etkisi olmaz zaten buradan çıkınca da. Yaklaştık çünkü. Tık 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 tık. Evet, ateş sesleri. Ateş sesleri gelmeye başladı. Dakikada Atilla devlete de geliyor. Yani geldik sayılır zaten. Sıkıntı yok kardeş. Hem değil yani. Yavaş oldu ama sağlam oldu. Durmadan kullanacağız. Birazdan durunca kullanacağız. Şu anda biraz koşalım. Bitti sayılır zaten bu işkence. Tıdıt 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 tıdıt. Rıt rıt. Yüksekten düşerek öldü. Yani enteresan. Yüksekten düşerek ölmesi. Ateş sesleri geliyor. Evet, sonunda kurtulduk oralardan. Şuralara bir şömelim, bir duralım şurada, şöyle bir nefeslenelim ya. Çok yorulduk çünkü. Evet, şimdi arkadaşlar biraz daha rahatladık. Bakalım kimse var mı etrafımızda? Yok. Zaten genelde yok. Bunu mu kullansak? Bunu kullanalım. Bir ağrı kesici. Ağrılarımız azalsın bir. Şu bandajımızı saralım. 5 tane var zaten. Sıkıntı olmaz. Sar 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 hepsini. Sar 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 sar. Sar, tamam yeterli. Şimdiki. Sesler. Şuradan geliyor. Ama kimse yok. Neyse biz biraz daha koşalım o zaman. Haydi. Atlayalım şöyle. Atlaya atlaya koşalım. Ha, çok geç. 30 saniye içinde daralacak. Arkadaş daha dur, yeni geldiydik biz ya. Ne bu böyle daralma merak? Evet, koşmaya devam ediyoruz. 44 kişi kaldı. 10 saniye. 5 3 2 1 daral. Taram taram. Ha, şurada birileri var. Çatışmaya gireceğim arkadaşlar sonunda sanırım. Motorla gidiyor onlar da. Orada da birileri var. Orada da arabada var. Takım olmuşlar. Enteresan. Tam çatışmaya gireceğiz diye umutlanırken yine giremedik. Neyse ya. Koş kardeş, koş, bir şey olmaz, bırak. Yine geldi, gaz bulutu yakaladı yine. Neyse, çok sıkıntı değil. Ama orada insancıklar var. Orada gördüm ben ya. Bence orası tuzak olarak şey yaptılar. Şuradan şöyle gideceğim. Yapacak bir şey yok.
almış la bu motora böyle. Ha, motoru şey yapmıştı. Neyse, çok da sıkıntı değil. Biz koşmaya devam. Zaten buraya kadar yürüyerek geldik. Bundan sonrası da yürüyerek devam ederiz. Bir şey olmaz. Millet uçuyor biz. Arkadaşlar yani oyuna gireli yaklaşık olarak 20 dakika olmadı ama 15 dakika falan oldu herhalde. 15 dakikadır koşuyoruz. 15 dakikadır koşuyoruz yani ciddi ciddi. Neyse, bandajımız da yok. Son 35'e kaldık sadece koşarak. Muazzam bir başarı bence. Yani şu oyunu arkadaşlarınızla oynamıyorsanız ve bir araba alıp ya da ne bileyim bir motor alıp böyle sağa sola gitmiyorsanız gerçekten çok keyifsiz. Tek başınıza girmek özellikle. Sadece koşmak. Ama karantina günlerinde güzel spor oluyor. Yani kimse size koşmanızı demez. Dersin sabahtan akşama kadar koşuyorum ya. Sabahtan akşama kadar. Ama daralmaya da bir dakika kalmış. Lan daha yeni çıkacağız daralmadan. Ben daha beni bu bulutlu alanlar öldürecek. Neyse, bir iki ağrı kesici atayım hemen. Şuradan çıkınca. Bir çatışmaya gireydi görmeden, iyiydi yani. Ha, neyse. Hemen dur. Arkadaş ya, kullan. Kullan. Yani beni vursunlar diye ayakta bekliyorum o derece artık. Bir tane de ağrı kesici atalım. Bir tane daha at. At ağrı kesicini de. Oh, yarasın. Oh! Tamam, yeter. Silah bile eklemeye gerek yok. Silahımızı da çıkartalım. Dur, öbürünü çıkartayım. Yoldan koşuyorum artık. Birisi belki yolda görür de ezer diye. Ama yok, o da yok yani. 23 saniye sonra alan bir kere daha daralacak. Vay arkadaş ya, 33. Son 33'e kaldık. Sadece koşarak son 33'e kalmayı başardık arkadaşlar. Muazzam bir başarı. Son 32 oldu. Son 32. 31. Şu anda son 31'deyiz. Son, hala son 31. Ama şurada adam gördüm. Donmuş mu da o? Ha bak, oyunun lagını gördük arkadaşlar. Neyse. Bak ya, bana zaman kaybettirdi. Koşuyordum ne güzel. Neyse, koşmaya devam. Evet. Yine bir kez daha bulutun içinde kaldık. Koşla koş. Koş. 28. Son 28. Koş. Run. Lan öleceğiz be. Vallahi gaz bulutları öldürecek bizi. Bizi bu gaz bulutları mahvetti. Aha, adam, o da koşuyor. Ama şimdi bırakıp koşmayı bırakamam. Herkes koşuyor. Herkes panik halinde koşuyor. Neden? Çünkü gaz bulutu canımızı okudu. Run, lan öleceğim lan. Hadi. Evet. Bir kere daha sağ kurtulmayı başardık. Aslında loot yapmam lazım biraz da. Canım çok sıkıldığı için loot yapmayacağım. Yeter artık yani. Gerçekten yeter. Sabahtan beri koşuyorum, tek yaptı. Ha, birazdan oyun buraya daralacak. Şuraya gideyim bari. Ama orada bir...
Çok açıklık arazi. Aha. Burada kesin bizi harcarlar ya. %1 milyon. Bak adam bir şey aldı orada. Aha lan silah. Bir adam gördük. Onu da bir kere gördük. O da bize sıkıyor. Sıkması normal. Aha bomba attı bir deydi. Nerede o göremiyorum. Aha. Çok şükür öldük. Yani takım turası 10. Takımım mı vardı benim ya? Neyse. Evet arkadaşlar bugün bu PUBG deneyimini yaptık sizlerle. Gördüğünüz gibi tam bir koşma simülasyonu. Yani yaklaşık olarak 23 dakika falan oynadık. Son 29'a kaldık. Adam görmedik bu sürede. Tek yaptığımız sadece koşmaktı. Böyle bir oyun bu da. Denemek isterseniz deneyin. Ama 80 küsür lira bir fiyatı var. Dediğim gibi Lite'ına belki bakabilirsiniz. PUBG Lite biliyorsunuz ücretsiz. Onu denemenizi tavsiye ederim. Ya da en basit akıllı telefonunuza indirin. Orada bir bakın keyif alırsanız oynarsınız diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynadık. Şunu tekrardan size hatırlatmak istiyorum. PUBG hani böyle çok popüler bir oyun olmasına rağmen sistem gereksinimleri hayli yüksek. Biliyorsunuz günümüzde pek çok popüler online oynanabilen yapım var. Lakin bunların sistem gereksinimleri orta seviyelerde fakat baktığınız zaman PUBG biraz daha üst segmentte yer alıyor. Dolayısıyla cihazınızdaki RAM eğer 16 GB değilse zaman zaman zorlamalara, donmalara neden olabilir. Hatta ekipman taktığınızda atıyorum işte Wi-Fi ile çalışan bir mouse ya da klavye taktığınızda bunlar da gecikmelere de neden olabiliyor. Dolayısıyla eğer cihazınızdaki RAM 8 GB ise bunu 16 GB'a yükseltmenizi tavsiye ederim. Ekran kartı tarafında çok bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani GTX 1050, 1050 Ti'da gayet güzel grafik değerleri alabiliyorsunuz. İşlemci tarafında da keza aynı şekilde bir sıkıntı yok. Ama RAM tarafında arkadaşlar dediğim gibi eğer PUBG'de sıkıntılar yaşıyorsanız bunun direkt olarak RAM'den kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Benim bugün denediğim toolbar'da 16 GB DDR4 RAM olduğu için herhangi bir sorun yaşamadım. Dilerseniz siz de Master'ın sitesine girerek bu bilgisayara göz atabilirsiniz. Bir de şurada bir dipnot hatırlatması yapmak istiyorum. Şu aralar oyun bilgisayarlarına olan talep artmış durumda. Dolayısıyla Master'ın sitesine ne zaman girseniz stok görünmüyor. Orada beni haberdar et butonu var. Ona tıkladığınız zaman arkadaşlar bilgisayar geldiğinde size haber veriyor. Malum Master ürünleri biraz daha böyle fiyat performans bazında oldukları için daha çok talep görüyor. Siz de oraya girdiğinizde, siteye girdiğinizde beni haberdar et butonuna tıklarsanız ürün geldiğinde size de haber veriliyor ve girip hemen satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.